Şimdi çok çok konuşulan bu adalardaki fayton hikayelerini biliyorsunuz. Anadolu'nun farklı şehirlerinden adalara götürülmek için getirilen 220 at kaderine terk edildi. Adalara götürülemeyen o 220 at günlerdir Beykoz'da boş bir alanda bekliyor. Şimdi kameralarımızı Beykoz'a çevireceğiz. Olayın ayrıntılarını ve atların son durumunu Habertürk muhabiri Serkan Tahmaz'dan dinleyeceğiz. Evet, burası Polonez köyün hemen ilerisinde, Cumhuriyet köyün girişinde bir alan. Burada şimdi atların bulunduğu yer. Neresi efendim yer? Melenşehir mevki. İsim soy isim? Gökhan Ceylan. Gökhan Bey, siz mi getirdiniz efendim atları? Evet abi. Biraz yaklaşalım isterseniz atlara. Nereden geldi bu atlar Gökhan? Ben Şanlıurfa'dan geldim abi. Atlar da oradan mı geldi? Atlar da oradan geldi. Her biri değişik yerlerden geldi. Hmm. Ben faytoncuyum, büyük adada faytonlarımız var. Faytonlarımızı çalıştırmak üzere biz bir senedir bu hayvanlarımıza bakıyoruz. Bizim işimiz sezonluk olduğu için biz 5-6 ayı çalışıp 6 ayda yeri olan kendi memleketine götürüyor hayvanları bakmak için. Kış sezonu hava soğuk, iş olmuyor. Peki Gökhan Bey, şimdi niye burada atlar? Yani durumları iyi mi gördüğüm kadarıyla? Hiç iyi değil, işler acısı. Hayvanlarımıza burada değirmen suyuyla döndürmeye bakıyoruz. Zayıf görünüyorlar. Hayvanlarımız bayağı zayıfladı. Ben 50 gündür buradayım. 50 gündür atlarla burada mısınız? Evet, 6. ayın 6'sından beri ben buradayım. Ben bu hayvanlarıma en sağlayabildiğim çayır otuyla su. Başka hiçbir imkan sağlayamıyorum. Yağmur yiyor. Adaya giremedim bu atlar. Adaya ne oldu şimdi? Nedir? Anlatır mısınız o süreci bize? Abi biz daha önce gerekli mercilerden izin aldık. Adalarda karantina var dedi. Karantina delinmek üzere. Bize izin çıkarıldı. Bize Tuzla tarafından bir yer tahsil edildi. Biz oraya, herkes oraya yönlendirildi. Oraya 200 tane arkadaşımız, 200 tane atlarıyla beraber girdiler oraya. Biz de tam oraya gelirken 200 senatı aldılar. Burası limit kapandı dedi. Buranın alacağı limit bu kadar. Bizler de mecburen gidecek yerimiz yok. Şimdi geri de gitmez mi matlar? Geri gidemeyiz. Yerimiz yok çünkü baba. Orada kiralık yerde duruyoruz. Ağır kiraladık. Faytonlarımız var. Peki ne istiyorsunuz? Ne olabilir Gökhan Bey? Bizim istediğimiz adalara geçmek. Adalara gidip faytonlarımızı çalıştırmak. Evimizin, çoluk çocuğumuzun kısmetini kazanmak. Şimdi oraya da... Hayvanların külfetini, zahmetini... Yani buradaki eziyetini son vermek istiyoruz. Ya da almıyorlar şimdi, yani sınırlandı. Atlar... Ne olacak atlar burada yani? Adada hastalık var ada altında. Bizi adaya almıyorlar. Atlarımız kan testinden geçti. Malen testinden geçti. Gereken bütün yasal prosedürler yapıldı. Ve atlarımız hala alınmıyor. Bize şöyle deniliyor. Kardeşim diyor, bakanlıktan izin çıkaracağız. Ya bak baba, bakanlıkla benim bir işim yok ki. Ben gariban bir faytoncuyum. Ben ekmeğim için. Ben kırkızlık yapmıyorum, gasp yapmıyorum. Ben kendi namus ailesi içinde çalışıyorum. Rızkımı kazanmak için. Ben kimseden bir lira para talep etmiyorum. Ben kimseden... Gökhan Bey, şimdi burada 50 gündür duruyorsunuz ve paranız da dayanmaz bu atlara. Abi, ot alacak, su getirecek. Paranız da bittiğinde ne olacak? Paramız bitti zaten. Biz hep şuradaki bütün faytoncu arkadaşlarımız. 40 tane faytonumuz şu an faaliyet göremiyor. Gidip yerinde tespit edebilirsiniz. Arabalarımız orada, ağırlarımıza yatıyor şu an. Biz hepimizin kredi... kartlarında borcumuz var. Bankalara kredi borçlarımız var. Eşimizden, dostumuzdan arayıp telefon açıp para isteyecek yüzümüz kalmadı. Sıfırı tükettik. Bizim tek şu anki bu sezonda para kazancımız falan, geçimimiz hiçbir şey yok. Gökhan Bey, dediler ki siz giremeyeceksiniz oraya, adaya. Ne olacak peki? Ne yapacaksınız? Ne olacak? Hayvanları salacağız doğaya artık, ne yapacağız? Başımıza başka çare yok. 50 gündür artık dayanacak şey kalmadı. Limitimiz yok, kalmadı. Kaç kişi var, siz kaç kişisiniz burada efendim? 20-30 kişiyiz burada. 30 kişisiz, kaç at var? 220'de at var. 3 tane atımız var burada. Allah kolaylık versin. Biz mağdur, biz mağduruz. Ben 50 günden beri şurada elektrik yok, su yok. Üst baş yok. Şu halimi görüyorsunuz zaten. Çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz size. Evet, at 220 at burada karşıya kadar gidiyor. Ve onlarla beraber bekleyen 30 kişi burada ne olacağını bekliyorlar. Atların da zayıfladığını da görüyoruz. Ne olacaksa eğer, bu insanlar da mağdur, atlar da mağdur, bir çare bulunmasını bekliyorlar burada.